Türkiye'nin özellikle 15 Temmuz'dan sonra mevcut gündemi dünyanın her yerinde olağanüstü nitelikte kabul edilen bir gündem. Gün geçmiyor ki Türkiye'de bir olağanüstülük yaşanmasın. E, bütün bu olağanüstülüklerin içerisinde herkese de olan bitenin ol, ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Ama son günlerde e, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde gelişen olaylar, ortaya çıkan gerçekler toplumun vicdanında büyük sarsıntılara sebebiyet vermektedir. 15 Temmuz isyan gecesi yaşananlar ve sonrasında ortaya çıkan bir takım gelişmeler özellikle silahlı kuvvetlerin başındaki Sayın Genel Kurmay Başkanı'na karşı toplumun vicdanında çok derin yaralar açmıştır. Sayın Genel Kurmay Başkanı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin Genel Kurmay Başkanlığı statüsünü yürütmedeki yürütme biçiminde konu yönünden işi yönetme biçiminde göstermiş olduğu usuller, yöntemler ve davranış biçimleri toplumun aklında büyük soru işaretlerine, vicdanında da büyük yaralara sebebiyet vermiştir. Dün Ankara Mimarlar Odası'nın paylaşımıyla Anıt Kabir yerleşkesinde yeni bir inşanın olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Anıt Kabir içerisinde bir futbol halı sahasının yapılmasının gerçekten toplumun vicdanında çok büyük yaralar açtığını ve buna halkın büyük bir tepki gösterdiğini görüyoruz duyuyoruz. Bir tarafta vatan evlatları doğuda güneydoğuda can verirken Ankara'da Anıtkabir'in yerleşkesi içerisine halı saha yapmanın nasıl bir akla hizmet etmek olduğunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Bu itibarla Sayın Genelkurmay Başkanının özellikle 15 Temmuz gecesi sonrasında bu isyana direnen, isyana karşı büyük bir yursever direniş gösteren, demokrasiye bağlılık gösteren askeri birliklerin önüne çirkince refüze edecek şekilde iğrenç bir tarzda çöp kamyonlarının, iş makinesi ve hafriyat kamyonlarının konulmasına günlerce sessiz kalması ve orada direnen o yüzsever silahlı kuvvetler mensuplarının yaftalanmasına ve örselenmesine, onurlarını rencide edilmesine göz yumması dahi onun o görevde hak etmeden bulunduğunu ortaya koyan bir başka gerçektir. Böylesi bir durumda bir genel kurmay başkanı bir isyan gecesinde kendi hukukunu koruyamıyorsa ülkenin de halkın da hukukunu ve güvenliğini asla koruyamayacağı açıktır. Bu itibarla Sayın Genelkurmay Başkanı'na tavsiyem o koltuğu bir an önce boşaltmasıdır. kabir yerleşkesine inşa edilmiş olan halı sahanın 72 saat içerisinde oradan sökülmesini tavsiye ediyorum. Eğer o halı saha 72 saatte oradan sökülmezse Cumhuriyet Halk Partililer gereğini yapacaktır. Emekliliğin de okuması için kendisine bir de tavsiyem var. Bu kitabı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1914 yılında kaleme aldığı Kumandan ile zabit ve kumandan ile Hasbihal kitabını kendisine göndereceğim. Umuyorum emeklilik günlerinde bu kitabı bir kez daha okur ve nasıl bir kumandan olduğunu da buradan ölçme fırsatını bulur. Hepinize teşekkür ediyorum.